Merhaba arkadaşlar ve size bugün yeni bir alet tanıtacağım. Bu üzerinde gördüğünüz bütün tahıllardan süt yapabilirsiniz. Ben bizim bahçemizdeki kestaneleri tercih ettim. Organik olduğu için kabuklarını soyduk, hazır hale getirdim. Evet, alet bu. Gördüğünüz gibi. Bugün vegan süt yapacağız. Yanlış duymadınız, bugün vegan süt yapıyoruz. Bunun için bu alet ve bunun içindeki filtre. Bunu üstten basıyorsunuz ve bir de mikseriniz olması gerekiyor. Ve sonra buğday, yulaf, fındık, fıstık, mesela keju olabilir. Badem sütü daha çok tercih ediliyor mesela. Ama her birinin sütünü yapabilirsiniz. Ben bugün kestaneyi yapıyorum. Biraz sonra göstereceğim nasıl yapılacağını. Evet, şimdi kestaneleri içine atıyorum. Bu kadar yeter sanırım. Diğerlerini de sonra yaparız. Evet, bu posasını böyle bastırıyoruz. Size şöyle bir göstereyim. Sütü böyle. Biraz sonra filtresini çıkarıp size nasıl bir renk olduğunu veya nasıl bir kıvam olduğunu göstereceğim. Bunu böyle ezmeniz gerekiyor. Ve filtresi de buradan çıkıyor. Bakın, sütü böyle. Bildiğiniz süt kıvamında ve tadı da aynen. Böyle. Yani süt alternatifi ve tadı da aynı süt gibi. Afiyetle deneyin ve için. Posasında tabii ki kurabiye veya pasta da kullanabilirsiniz. Evet, gelelim şimdi ikinci lezzete. Burada bir takım malzemeler var ve bu malzemelerden flammkuchen yapacağız. Şimdi şurada bir yere yazarım artık. Aslında Flammkuchen Almanca ama Fransa'da Alsace adlı yerde ilk defa yapılmış ve Almanya'da da bunun tabii değişik varyasyonlarını yapıyorlar. Tatlı veya tuzlu yapabilirsiniz. Info box'a yazacağım nasıl yapıldığını. Ve ince bir hamur lazım ve üzerine neler koyacağım az sonra anlatacağım. Fransızca'da tart olarak geçiyor ama bir çeşit incecik pizza. Şimdiden hazırlayıp böyle koydum daha çabuk olsun diye. Bize neler lazım? Taze soğan lazım. Yoksa eğer normal kuru soğan da olabilir. Bunlar dolma biberi, renkli gördüğünüz gibi. Burada bir somonumuz var. Somon yerine isterseniz pastırma da koyabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Üzerine ne isterseniz onu ekleyebilirsiniz. Ben size orijinalini yapmaya çalışıyorum. Burada karabiber var, tuz var. Bu bir Himalaya tuzu. En önemlisi şmant lazım. Yani ekşi krema. Bu mutlaka vardır Türkiye'de. Bunları gösterdim. İşte bu alet edevat. Yapmanız gereken şey, ekşi kremayı ilk önce koyuyorsunuz. Sonra üzerine baharatlarını bu kadar yeterli benim için. Pembe görünüyor. Himalaya tuzu. Buna tabii ki zeytinyağı da ilave edelim. Tabii vazgeçilmezi sarımsak ve soğan bunun, yani tadını onlar veriyor. Ben toz sarımsak katacağım. Hepsini güzel karıştırıyorsunuz. Çok güzel bir kıvam bu. Çok güzel tadı var. Bu kıvamı hamurun üzerine yayıyorsunuz.
Bunu spatula ile de yayabilirsiniz, daha iyi olur. Bir şey daha söyleyeyim. Eğer böyle ekşi krema bulamazsanız, kaymaklı tava yoğurdu var Türkiye'de. Onunla da yapabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Yeşil soğanları doğrayacağız. Sonra biberleri doğrayacağız. Bu arada ben yeşil sarımsak da kattım. Schnittlauch deniliyor buna. Böyle dondurulmuş olarak var. Çok güzel. Çok harika lezzet katıyor. Şimdi renkli biberleri ince ince doğrayacağım. İsterseniz bunu uzun uzun doğrayabilirsiniz. İsterseniz küp küp doğrayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi biberleri ince ince doğradım. Siz istediğiniz gibi doğrayın. Bunları böyle renklerine göre değil, karışık bir şekilde her yere dizin. Şimdi sona geliyoruz. Somon balığımızı burada ince ince kıyıp bunların üzerine dökeceğiz. Bu organik bir somon. Böyle ince ince dilimli. Bunu böyle alıyorsunuz. Çok ince dilimli olduğu için kopabilir normal. Evet, gördüğünüz gibi somon balıklarını ince ince doğradım. En son doğradım çünkü et doğradığınız tahtada asla sebze doğramayın. Evet, bunları da şu şekilde üzerine serpeceğim. Çok güzel tadı oluyor. Umarım Instagram'dan bana resimler atarsınız. İşte olması gereken görüntü bu. 220 derecede 12 dakika fırında pişireceksiniz. Evet arkadaşlar, flammkuchen hazır. Evet, üzeri birazcık yanık olacak. Çünkü taş fırında yapıyorlar bu flammkuchen'ı. Flam demek, yani flamme, flame, ateş demek, alev demek. Kuchen aslında pasta anlamına geliyor ama bu bir tabii lahmacun, ince pizza türü. Üniversiteli gençler, kızlar, erkekler, çalışan kadınlar veya yalnız yaşayan insanlar. Yani bu gördüğünüz lezzet aslında bistroda ya da restoranlarda sunuluyor. Sizin de bunu tatmanızı istiyorum. Afiyet olsun diyorum size. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın. Hadi hoşça kalın. Sağlıkla kalın.